Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de dop dolu bir gündemle, Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Efendim acı haber var. Acı haber dün Irak'ın kuzeyinden geldi. Pençe Yıldırım operasyonunda teröristlerin füze saldırısında piyade sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın şehit olduğu. Şehidimizin acı haberi baba ocağı Konya'ya kor gibi düştü. En son Mart ayında görmüşlerdi. 3 aydır hasretlerdi evlatlarına. Görevden döneceği günü beklerken şehadet haberiyle yıkıldılar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şehit oğullarının al bayrağı sarılı tabutunu gözyaşlarıyla karşıladılar. Bu acıya yürek dayanmazdı. Yanımda gideceğim, gideceğim ya. Acı haber dün Irak'ın kuzeyinden geldi. Pençe Yıldırım harekatında görevliydi. Piyade sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın, Kalyanlı Dağı üst bölgesinde teröristlerce düzenlenen füze saldırısında ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılmıştı. Ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 23 yaşındaydı şehidimiz, bekardı. Akın çiftinin 4 çocuğunun en büyüğüydü. Vatani görevini tamamladıktan sonra sözleşmeli er olmuştu. Konyalıydı şehidimiz. Şehadet haberi baba ocağına kor gibi düştü. Dün akşam saatlerinde ulaştı şehidin acı haberi baba ocağına. Evine Türk bayrağı asıldı. Haberi alan yakınları aileyi teselli için geldi. Şehidimiz için bu sabah Hakkari'de tören düzenlendi. Törenin ardından silah arkadaşlarının omuzlarında memleketine uğurlandı. Konya'da asker selamıyla karşılandı kahraman şehidimiz. Anne Ayşe Akın ve baba Battal Akın gözyaşlarına boğuldu. Yanımda gideceğim, gideceğim ya. Ve Konya şehidini uğurladı bugün. Vatandaşlar şehidimize son görev için şehitliğe akın etti. Cenaze namazı kılındı, helallik alındı ve şehidimiz dualar eşliğinde vatan toprağına emanet edildi.